Herkese merhaba, ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Bugün böyle kalçayı daha dik göstermeye yardımcı olan kasları çalıştıracağız. O kaslar hangi kaslar? Aslında tam poponun üstündeki kasla arka bacakta kalan bu hamstring arasında, yani hamstring ile popo arasında kalan bu bölgeyi çalıştıran 5 tane hareket yapacağız. Bu 5 tane hareketin her birini 1,5 dakika yapacağız. Hareketleri yapmaya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın, olur mu? Hadi hazırsanız başlayalım şimdi. İlk hareket için sırt üstü yatacağım. Ve bildiğimiz köprüyü yapacağız aslında ama 2 kademeli yapacağız. Hareketi gösteriyorum. Popo yukarıda, ileriye gittim, indirdim. Tekrar yukarıdayım, yerime geldim ve indirdim. Tamam, 1,5 dakika boyunca bunu yapacağız. Haydi bakalım. Hareketi yaparken zaten tam o başta tarif ettiğim yerleri hissediyor olmanız lazım. Kuyruk sokumu her seferinde yere değsin. Adım attığımda parmak uçlarım yukarıda, geri döndüğümde tamamen tabanlarım yere basıyor, unutmayın. Ve her seferinde popo yere inip kalkıyor. Biliyorsunuz sadece bu hareketleri yaparak kalçayı dikleştirmek çok mümkün değil. Mutlaka beslenmenize dikkat ediyor olmalı ve kardiyo çalışmalarınızı ihmal etmiyor olmalısınız. Güzel değil mi? Tam o dediğim yerleri hissediyor olmanız lazım. Bakalım ne kadar zamanımız kaldı. Ve son kez yaptım. Harikasınız, yerime döndüm. Ve 1,5 dakikayı tamamladık. Şimdi sıradaki hareket için 4 el pozisyonuna geleceğim. Sağ bacağımı geriye doğru kaldırdım. Önce parmak ucumu aşağı bakarken yukarı bir tekme fırlattım. Sonra parmak ucumu size çevirip aynı tekmeyi fırlattım. Bu. Haydi bakalım. Beli çok düşürmeden, sırtı olabildiğince düz tutarak yukarıya doğru tekmeleri atıyorum. Her tekmede parmak ucumun yönü değişiyor. Birinde aşağı bakıyor, birinde yana bakıyor. Harikasınız. Devam, haydi bakalım. Kadar kaldı bakalım. Haydi son 17 saniye. Çok etkili, güzel bir egzersiz bu da. Şimdi aynısını diğer bacakla yapacağım. Bu bacağımı koydum yere. Hiç dinlenmiyorum. Haydi bakalım. Uzattım geriye. Yukarı tekme ve yana. Yukarı, yine yukarı aslında, parmak ucum yana dönüyor. Parmak ucunu çevirmeyi unutma ve sırtının düzlüğünü koru. Bel düşmüyor, sırtım da düşmüyor. Kürek kemiklerimin arasında gömülmüyorum yani hareketi yaparken.
Omuzlarım da kulak memelerimden uzak. Haydi az kaldı, devam. Çok güzel. Üçüncü hareketimiz de bitti. Dinlenmeden direkt yere uzanıyorum. Şimdi yüzüstü. Ellerimi üst üste koydum. Alnımı da ellerimin üstüne yerleştireceğim. Yukarıda topuklarımı birleştirdim. Dizlerim açık, minder genişliğinde. Nefes alacağım. Nefesimi verirken yukarıya doğru topuğumla minik tekmeler atacağım. Bakın, bu yaptığımız ilk üç hareketin üstüne zaten tam da şuraları, yani kalçanın daha dik durmasına yardımcı olan kasları çalıştırıyoruz. Haydi bakalım. Bir dakikamız kaldı. Yormaya başladı. Son 30 saniye. Dördüncü hareketimizi de bitiriyoruz. Çok az kaldı. Ve bitirdim. Hiç dinlenmeden beşinci harekete geçeceğim. Bunun çok benzeri. Her seferinde bacaklarımı yere indireceğim ve tekrar yukarıya kaldıracağım. Açacağım, yukarı kaldıracağım. Haydi başlayalım. Yere doğru indirdim ve yukarıda birleştirdim. İndirdim ve birleştirdim. Dışarıda acayip yağmur yağıyor. Ses gelmesin diye camı kapattım. Ve ben şu anda o kadar terledim ki. Bayağı sanki bir saattir kardiyo yapıyormuş kadar güzel terledim. Aç minder genişliğinde ayaklarını dizlerden uzan. Ve tekrar bük dizleri, topukları birleştir hafif yukarıya. Her büküp topuklarımı birleştirdiğimde dizlerim biraz da yukarıdan kalkıyor ama belinizde baskı hissediyorsanız dizleri yerden kaldırmayabilirsiniz de. Sanki topukları popoya değdirmeye çalışıyormuş gibi de yapabilirsiniz hareketi. Ve bunu da tamamladık. Harikasınız. Bence bir aferini hak etti popomuz. Bravo. Dediğim gibi ben epeyce terledim hareketleri yaparken. Sadece 7,5 dakikanızı alıyor. Hiç dinlenmeden 5 hareketi peş peşe yapıyoruz. Siz de benim gibi dinlenmeden yapmaya çalışın. Hareketleri ne kadar süreyle yapacağınızı soruyorsunuz. Aslında istediğiniz sonucu alana kadar yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ama sadece bu hareketleri yaparak vücudunuzda muazzam bir değişiklik lütfen beklemeyin. Bunlar hep lokal belli kasları lokal çalıştıran egzersizler, kısa videolarım. Uzun videolarımı ekleyerek yapabilirsiniz. Kardiyo çalışmalarınızı ekleyerek yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz günde bir kez bile yapmanız harika sonuçlar almanız için yeterli olacaktır. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşmayı, videoma yorum bırakmayı ve tabii ki beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.